Merhabalar arkadaşlar ben Gamze Hocanız. Matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son fonksiyonlarda kalmıştık. Yerine yazma metodunu kullanmıştık eşitlik mantığını. Bu eşitlik mantığı ile ilgili karışık mix sorular çözeceğim ve soruları nasıl yaptığımızı anlayacağız. Ama gene geçen dersteki fetvamızı bir hatırlayalım. Eğer hoca eşitlik sorularını soruyorsa fetva olarak şundan bahsetmişti. Hadi yazalım oraya. Fetva yazamıyor, hoca fetva veriyor. O da komedi. Diyeceğim ki içler her zaman içlere, dışlarda, dışlara eşit. Bak şimdi bu hareketi yapabilmem için şunu yapıyorum genelde. Alt alta yazıyorum soruları. Yazdım f. Bu adam x eksi 3. Bu adam da 2 x eksi 3. Bana sorduğu şey ne? f eksi 1. Sonuç kaç? İçler içlere, bu dışlarda dışlara eşit. Yani soru işareti kime eşitmiş? 2 x eksi 3'e. Hocam içim x eksi 3, sonuç eksi 1 x eşittir eksi 1 artı 3 x eşittir kaçmış 2 tut kulağından yerine yaz soru işareti dediğim adam 2 x eksi 3 e eşit değil miydi x gördüğüm yere de 2 mi yazacağımı öğrendim yazıyorum 2 çarpı 2 eksi 3 soru işareti 4 eksi 3 soru işareti kaçmış 1 bana da zaten soru işaretini sormuştu birin işaretini yapıp geçeceğim tamam mıyız hadi gel devam edelim daha değişik sorular bakalım Vermiş hocam bir ifade. Sonra bana ne demiş? Bu ifade ne 3 değeri kaç? E iyi. Şu anda hazır alt alta yazılmış. İçler içlere. Soru işareti. Buradaki dışama eşit. O zaman önce içlere eşitleyeceğim. Hocam karmaşık vermişsin. Sıkıntı yok. Soruları yapacağız. Zaten yapınca ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. 2x artı 1 mi? Bu kaça eşitmiş? 3'e. İçler dışlar yaptım. 2 kere 3. 6x artı 3. Eşit olmalı. 2x eksi 1'e. Hocam bunu buraya atalım. Geldim buraya. 6x eksi 2x eksi 1 eksi 3 mi oldu? Şu ifade 4x eşittir eksi 4. Hocam x eşittir kaçmış? Eksi 1. Bunu öğrenen ben soru işareti eşittir 3x kare eksi 4x artı 5 değil miydi? x gördüğüm yere kaç yazacakmışım? Eksi 1 yazıyorum. Soru işareti 3 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 5 olarak yazdım. Eksi 1'in karesi 1'miş hocam. 3 ile 1'i çarptım 3. Eksi ile eksiyi çarptım artı 4 artı 5. Şuraya çalıştım 7. 5 daha kaçmış? 12'ymiş. Sonucum da kaçmış? 12'ymiş. 12'nin işaretlemesini yaptım. Öğretmenim şu sorunun çok benzeri ÖSYM sınavına çıkmış sorudur. Dikkatlice çözdüğünüzde asla yapamama ihtimaliniz yok zaten sorulara. Hadi bir devam edelim vermiş bu ifadeyi çok standart soru tiplerinde. Ya burayı 3 verir ya burayı 81. Ya içini 2 verir ya burayı işte 16 falan 2'nin kuvvetleri şeklinde verir. Yapmam gereken şey şu. Sistemi oluşturacağım. Bana F3 lazım. f 3 kullanarak yazacağım. Hocam şuna yapacağım hareketimi. Hepsine 3 3 yazacağım ama buraya çarpımı yazacağım. X'e de Y'ye de eşitmiş gibi davranıp 3 yazacağım. Neden? Hocam üçten başka değerim yok ki aynı değerlerle işlem yapmaya çalışacağım. İkisine 3 yazarsam 3 çarpı 3 mü oldu? Burası da F3 çarpı F3 mü oldu? Devam ettim haritmedim. F3 kaçmış? 2. Bu adam da kaçtı? 2. Bu adam da F 9'a mı eşit? F 9 dediğim adam da 4'e mi? Hocam devam ediyorum. 81 9 da 9'un çarpımı. O zaman hikayemi şöyle yaptım. X yerine de Y yerine de 9 verdim. 9 çarpı 9 eşittir. F9 çarpı F9. Hocam F9'u kaç bulmuştum? 4 tuttum yerine yazdım. 4 tuttum yerine yazdım. 4. Burası da F81 mi geldi? Hocam f 81de kaça eşitmiş? 4 kere 4 16'dan 16'nın işaretlemesini yapacakmış. Tamam mıyız? Soru 2 mantığıyla olsun. Yine aynı mantıkla deyip 2, 2 deyip sistemi tamamlayacağım. Aldım hikayemi. Burada dikkat etmem gereken bir şey var. Aralıklara göre işlemi yapacağım. Aralık dediğim adam ne öğretmenim? Şimdi baktım bana F2 mi vermiş? 2 dediğim aralık bunlardan hangi aralığa denk gelir? Hocam 2 mutlak değerci 3'ten küçük müdür? 2'nin karesi 9'a mı eşittir? Ya da 2 mutlak değerci 3'ten büyük müdür hocam burada? O zaman yazarken x'i nereye yani içindekini tepesine mi yazacakmışım? O zaman yazıyorum 2 üzeri x. Artık orası da 2 2'ymiş. 2'nin karesi olarak yukarıya yaz. Eksi 3. Buralarda eşitlik yok. Eksi 3'ün karesi 9 sistemi sağlıyor. X'i 5'ten çıkararak yazacakmışım. 5 eksi eksi 3 diye yazdım. Bölü. Geldim buraya. Eksi 4. Mutlak değer eksi 4 olsa. Karesi zaten olmuyor. Ama burayı çalıştığımda sistemi sağlıyor mu? Sağlıyor. O da neye eşitmiş? İçinin mutlak değerci haline. Eksi 4'ün mutlak değer hali. Hocam devam ettirdim. 2'nin karesi kaç? 4. Eksi eksiden dolayı artı burası 8. Çarpım. Bu adam 4 ama bölüymüş ya. Takla atıp çarpım durumu İkisi birbirini götürdü mü? Sonucum kaçmış? Tertemiz 1 bölü 8'miş. 1 bölü 8'i işaretleyip geçeceğim. Tamam mıyız? Devam ettim öğretmenim vermiş bu ifadeyi. Sakın şu psikopatla çalışma. Bunu buna eşitle. Bunu işte tekrar buna eşitle uğraşma. Benzerlikleri yakalamaya çalış. Tamam. Şimdi hocam benim buna eşitlersem şu mu olacak? x kare eksi x eksi 1 eşittir 2'ye. Şimdi hikayeme bak. Hocam bu adamı 3 parantezine alırsam tam da bu amcaya benziyor mu? Yani fonksiyonu şöyle yazsam. fx kare eksi x eksi 1 3 parantezinde x kare eksi 1 artı 3 yazsam şu adam hatta burası da x'miş. Şurayla şurası benziyor mu? Sadece bir fazla değil mi? Şimdi hareketime bak 2'yi yaratacağım ya. x kare eksi x bu tarafa attım 3. x kare eksi x'e kaç yazıyor? 3. Buraya gerçekten 3 üç yazarsam 3'ten 1 gitti. Gerçekten efekin yakalar mı? Vav wow, hocam oldu. Buraya kaç yazacakmışım? 3. 3 kere 3 9 artı 3 sonuç kaçmış? 12. Bir tanesi bu. Buldum. Bir de bana ne lazım? F1 mi lazımdı? Yazdım. Buraya F1'i bulacağım. O zaman yazdım. X kare eksi x eksi 1 1. X kare eksi x'e kaç yazacakmışım? 2. Bak gerçekten de buraya 2. Bir tane de 1 çıkardığımda F1'i yakalıyor muyum? Yakalıyorum. X kare eksi x'e 3 çarpı 2 yazacakmışım. Buraya da artı 3 yazacakmışım. 2 kere 3 6 3 sonuç kaçmış 9 bitti. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkar. 12 eksi 9 kalan kaçmış öğretmenim. 3 3 3'müş. 3'ün işaretlemesini yapıp geçeceğim. Tamam mıyız? Yani uzatmadan yaptım. Tek tek x kare falan ikinci derece denklem sapıtmaya gerek yok. Aldım ifademi. Soruya baktım. Soruyu iki yola çözeceğim. Ne anlattığını. Hocam bunun içi içine Dışı dışına mı eşit? O zaman x gördüğüm yere bir 1 yazacağım. Sonucu 2'ye eşitleyeceğim. Bir de x gördüğüm yere 2 yazıp sonucu 3'e eşitleyeceğim. Yazıyorum. Hocam bir yazdım da x yerine. Kaç bulacağım burayı? a artı b eşittir 2 bulurum. 1 yazdım ya. Bir kere a a b'yi de aynen yazdım 2. Bir denklemim bu. Diğer denklemim bu. x yerine 2 yazdım. 2 ile çarparsam 2A artı B sonuçta kaça eşitmiş? 3. Taraf tarafa toplarsam bu tarafa eksi ile çarparsam eksi 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 bu adam bu adamı götürsün. A eşittir kaçmış? 1. 1 ile neyi toplarsam? 2. B eşittir 1'i toplarsam 2. O zaman benim fx fonksiyonum şu oldu. x artı 1 oldu. Bana diyor ki soru f7. x gördüğüm yere 7 yazarsam 1 fazlasıymış 8. x gördüğüm yere 5 yazarsam bir fazlasıymış 6 ikisini çıkardım kaç gelecekmiş 2 bu benim birinci yolum buraya baktım f1 eşittir 2 f2 eşittir 3 şuraya dikkat et içim neyse dışım onun bir fazlası içim neyse dışım onun bir fazlası içim neyse dışım onun bir fazlası kaç gelecek 8 İçim neyse dışım onun bir fazlası kaç gelecek? 6 ikisini birbirinden çıkardım. 2. İki. İkinci yolum da bu. Hangisini istersen onu yap. Tabii ki de bu yol daha kolay. Sistematiğini daha şey yapın. Bu soruları hani bu kısımları daha karmaşık sorular için kullanabilirim. Ama bunu da götürüyorsam niye uzatayım ki? Tamam mıyız arkadaşlar? Aldım şimdi hikayemi. Vermiş bir ifade. F3, F7 çarpmış. F15 falan filan. Hocam öğrendim. İçler içlere, dışlar dışlara eşit mantığı ilerlemiyor muyduk? İlerliyorduk. O zaman Sorumda şuna mı bakacağım? Önce bir x gördüğüm yere 3 yazacağım. x gördüğüm yere 3 yazarsam f3 2 üzeri n x yerine 3 yazarsam burası 4 mu oldu? Bir tanesi bu. Geldim buraya bir de 7 söylemiş. x gördüğüm yere 7 yazarsam f7 de eşit olmalı. 2 üzeri n çarpı kaçalıymış? 7'nin bir fazlası olan 8'e eşit? O da f yani x yerine 15 yazarsa F15 eşit olmalı. 2 üzeri n çarpı 16. Şimdi bak sırasıyla yazıyorum hikayemi. Önce F3 yazmış. 2 üzeri n 4 çarpı 2 üzeri n 8 eşit olmalı. 2 üzeri n çarpı 16. Hocam 2 üzeri n 2 üzeri n'i götürsün. Devam ettim. Hikayede başka neler söylemiş? Hocam şu adamı da şu adama böleyim 2. Bu adamı da bu adama böleyim 2. Bu tarafta şundan kaldı. 2 çarpı n. Burası 2. O da eşitmiş 1. Hocam burası tabanlar aynıysa tepeler toplanır. N artı 1 olmaz mı? Bu adam 1 olduğuna göre 2'nin 0. kuvvetidir ki 1 olmuştur. O zaman tepe 0 eşit. Çünkü neden? Tabanlar aynı. N artı 1 eşittir 0. N eşittir kaçmış? Eksi 1. Bana da bunu sormuş yaptım. Soru her ne kadar fonksiyon diye gitse de üstü sayıları tamamladı mı? Tamamladı hocam. Yani bir konuyu bilmek için geçmiş konularına tekrarını yapmadan geçemeyeceğiz. Tamam mıyız? Aldım burayı da. Vermiş fonksiyonu yazın demiş. fx bu muymuş? Hocam fx o zaman yazdım. x çarpı 2 x artı 1. Pardon. Sadece x'miş. Hocam x artı 1. Artık x gördüğüm yere ne yazacakmış? x artı 1. Tamam. O zaman yazıyorum. X gördüğüm yeri X artı 1 yazarsam burası X artı 1 çarpı 2 üzeri X artı 1. Bak gene üstü sayı mantığına geldi. Hocam X artı 1 kalsın. Burası da X. Bunların tabanları aynı mı? Tabanlar aynıysa tepeler çıkarılır. O zaman 2 üzeri X artı 1'den X'i çıkardım. Götürdüm mü bunlar birbirine? Soru şuna iki 2 çarpı X artı 1 bölü X. Aha da benim fonksiyon ifadem olacak. Tamam mıyız? Aldım oraya. Vermiş fonksiyonu bir şeyler yazmış 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 sonucu bulmamı istemiş. F1'i vermiş. İlk hareketi şu. F1'i yaratmak için önce küçük olanı yarat. Küçük olanı. E küçük olan bu değil mi? O zaman x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 1. 2 çarpı 1 yazdım. F2 eşittir 3 tane çarpı F1 artı 1'miş. Şimdi 4'ü yaratacağım. Bu sefer de büyük olanı. Şunu yaratmak için de büyük olanı yaratacağım. Şimdi hocam bu dursun. Burası 1. Arasındaki fark kaçar kaçar. Birer birer sıradaki sayım 3 olmalı 3 yaz. 3 yazarsam pardon birer birer deyip 3 yazıyorum. 2 yazdım. 2 tane F3 eşit olmalı. 3 tane kaça? F2'ye o da artı bir tane biri varmış. Sonra da ne yazacakmışım? 3. 2 çarpı F4 3 çarpı f3 o da kaça eşitmiş 1'e. Şimdi 4 var 3 var hareketime bak. F1 yine kaç yazacakmışım? 3. 3 kere 3 9 bir daha ekledim. 10 mu oldu? 2 tane f2 olsa bir tane f2 kaç? 5. Buraya yazdım 5. 5 kere 3 15 bir daha 16. 2 tane f3 16 ise bir tanesi 8 midir? 8 kere 3 24 bir daha ekledim. 25. Burası da 2 tane F4 müdür? Bana F4'ü soruyordu. F4 eşittir kaçmış? 25 bölü 2'ymiş. Aşama aşama gittim sistemi tamamladım. Hadi bir daha yapalım. Hocam bunu yazdıktan sonra aradaki fark birer birer diye birer arttırdım. F1 yerine 3. 3 kere 3. 9. Bir daha ekledim 10. Yani 2 tane F2 olsa bir tanesi kaç? 5. 3 kere 5. 15. Bir daha ekledim. 16. 2 tane f3 16 ise bir tanesi 8. 8 kere 3 24. bir daha ekledim 25. 2 tanesi 25. Bir tanesi de 25/2 deyip sistemi tamamlayacağım. Tamam mıyız? Aldım sorumu. Baktım hikayeme. Ne yazdıysa sırasıyla yazıyorum. Bana f(x) mi yazmış? Sonra da bana 4'ü mü vermiş? Aradaki fark yine birer birer mi? Önce küçük olanı mı yer açacaktım? O zaman x yerine tuttu 3 yazdım. Burası f3 artı 3 yazdım 2 tane f2 3 yazmıştım 3 bir daha 4 3'e 2 ekledim bölü 5 devam ettim öğretmenim sıradaki sayım birer birer arttı ya bu sefer x yerine kaç verecekmişim 4 4 verdiğimde f4 4 verdiğimde 2 tane f3 4 bir daha 5 4 2 daha 6 yazdım hikayemi şimdi sırasıyla yazıyorum f2 kaçmış 1 bölü 8. İkisini sadeleştirdim. 1 bölü 4 mü? F3 dediğim sayı 4 bölü 5 eksi 1 bölü 4. Buraya 4 yazdım. Buraya 5. 16'dan 5 giderse kaç kalacakmış? 11 bölü 20. F3 bu. Yazdım buraya. F4 2 çarpı 11 bölü 20 eşittir 5 bölü 6 devam ettim. F4 dediğim ifade bununla bunu sadeleştirdim. 10. 5 bölü 6 eksi 11 bölü olmuyormuş. Payda kaç değiştir hocam 30'da? Yazdım 5. Yazdım 3. 25'ten 33'ü çıkarmış. Bölü 30. Onun da açıklaması neymiş? İkisini birbirinden çıkardım. 13'ten çıkartırsam 8 bölü kaçmış? 30'muş ama nasıl 8? Eksi 8 bölü 30'un işaretlemesini yapıp geçeceğim. Tamam mı? Devam edelim öğretmenim. Bir şirketin sistemi ücretlendirilmesine bakılmış. Bunu fonksiyon şeklinde yazacağım. Bir keresinde fx diye başlayacağım kesin. Açılış 3 liraysa yola gitsem de gitmesem de bana 3 lira gelecek mi? O zaman artı 3'ümü yazdım. Bu kalsın. Şimdi devam ettim. Gidilen her 100 metre yol için 30 kuruş harcıyor. Hocam dedim ki bana soru kilometre cinsinden demiş ya. O zaman dedim ki 100 metre 30 kuruşsa şuraya bak. 1000 metre ne kadardır? Hocam 300 kuruştur. 300 kuruş da 3 TL değil midir? Hocam 1000 metre dediğim aslında 1 kilometre midir? Evet. Ne yapacak? Hep kilometre başına 3 TL arttıracak kilometre başına arttıracak. O zaman benim fonksiyonum neymiş? fx artı 3 şeklinde yapılacakmış. Tamam mıyız? Devam ettim öğretmenim. Bir tane olaydan bahsetmiş. Doğal sayılarda tanımda birbirinden farklı iki sayının çıktılarını vermiş. Bu bir H makinesi olsun dedik. Diyor ki x olan giren böyle mi çıkmış? Bir tane sayı verdim. Sayıyı verdiğimde sonuç x olduğunda 3x artı 8 olarak çıkıyor. İki sayıymış ve birbirinden farklıymış. Diğerine de y yazdım. O da 3y artı 8 olarak çıkıyor. İki sayının çıktıları 46'dır. Yani toplamı 46. Eksik cümle yazmışım da. Toplamı yazdım 46. Hocam burayı toparlarsam. 8, 8 daha 16. 3 parantezinde x artı y artı 16 eşittir kaçmış? 46. O zaman 3 parantezde x artı y kaçmış? 30. x artı y kaçmış? 10. Şimdi bana diyor ki Bunların çıktılarından bahsediyor ya çarpımı en çok birbirinden farklı demiş aynı da çalışabilirdik 5'e 5 olmayacakmış bir yukarıya arttırdım 6 bunun da azalttım 4 bir tanesi 6 bir tanesi 4 o zaman 6 kere 4 kaçmış 24'müş 24 işaretler geçeriz tamam mıyız arkadaşlar hepinize geçmiş olsun arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, videolarıma yorumlar yapmayı unutmayın iyi ya da kötü bütün yorumları açayım arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın.